Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Bugün San Francisco'dan yine karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta videolardan bir tanesinde sizden bana Silikon Vadisi ile ilgili eğer sorularınız varsa bunları göndermenizi rica etmiştim. Sizler de sağ olun. Bu geçtiğimiz hafta boyunca beni bayağı bir soru bombardımanına tuttunuz. Gerçekten çok mutlu oldum bu kadar çok soru geldiğine. Ben de dedim artık çok da vakit geçmeden bir video ile bu gelen soruları yavaş yavaş yanıtlamaya başlayayım. Bugün ana konusu genel itibariyle Silikon Vadisi'nin Türkiye'den nasıl gelinir? Ve özellikle Türkiye'de yazılım mühendisi ya da bilgisayar mühendisi okuyan arkadaşlara ne gibi tavsiyelerim olabilir? Bunlara yoğunlaşan bir video olacak. Ama bu tarz soru cevap şeklindeki videoları düzenli olarak yapmayı planlıyorum. Yani en az haftada bir tane, belki iki tane. Çünkü sizlerden bayağı yoğun şekilde soru geliyor. O yüzden bu tarz videoları devamlı olarak çekeceğim. Eğer ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi geçen hafta Burak Karataş isimli bir arkadaşımız bana şu soruyu sormuş. Aslında bayağı uzun bir soru sormuş. Onu teker teker her soruda soruyu cevaplayacağım. İlki şu: Silikon Vadisi'ne nasıl gelinir? Şimdi Silikon Vadisi'ne ya da genel itibariyle Amerika'ya gelmenin Türkiye'den birçok yöntemi var. Ben bugün yaklaşık 5 tanesinden falan bahsedeceğim. Ne kadar çok o kadar iyi. Belki bazı yöntemler bazı insanlara daha çok uyar. Evet, bu yöntemlerden bir tanesi, ilki üniversiteyi ya da master okumak için Amerika'ya gelmek. Yani direkt üniversiteyi Türkiye'de ya da master'ı Türkiye'de okumak yerine Amerika'da, özellikle de bu Silikon Vadisi civarında bir üniversiteye başvurarak buraya okumaya gelebilirsiniz. Şimdi bunun niye böyle, yani ilk niye bundan bahsediyorum? Çünkü bence en temiz yolu buraya gelmenin bu. Neden peki en temiz yolu bu? Birkaç tane sebebi var. En büyük sebebi şu: bir kere burada üniversite okuduğunuz zaman otomatik olarak mezun olduğunuzda Amerikan hükümeti size çalışma izni veriyor. Tabi bu sınırlı bir izin. Eğer mühendislik ve sayısal bilimler okuduysanız 3 yıla kadar çalışma izni veriyor Amerikan hükümeti. Eğer sayısal olmayan bölümlerde okuduysanız da 1 sene garanti çalışma izniniz var ve istediğiniz herhangi bir şirkette, tabi bölümünüzle alakalı olmak üzere, çalışabiliyorsunuz bu çalışma izni boyunca. Bu çok önemli bir şey, çünkü şu an burada en büyük sorunlardan bir tanesi burada çalışma izni almak. Bu gerçekten büyük bir problem. O yüzden öğrenci olup burada okuyup mezun olduğunuzda çalışma izni almak çok büyük bir şans, çok büyük bir kazanım. O yüzden en büyük şeyi bu. Onun dışında benim gözümde şöyle de bir avantajı var. Şimdi buraya ilk defa geliyorsanız, özellikle öğrenci olarak gelmenin sizi buraya adaptasyon sürecinde hazırlaması gibi bir avantajı daha var. Yani siz buraya direkt genç yaşlarda öğrenci olarak gelirseniz, diyelim ki üniversite 4 sene ya da 2 sene master için geldiniz, o 2 ya da 4 sene boyunca Amerika'daki yaşama adapte olmak için bir şans elinizde. Yani bu direkt çalışmak için 30'lu yaşlarda gelmekten bence çok daha avantajlı. Çünkü ilk çalışmak için geldiğinizde bir adaptasyon süreciniz olacak. İşe mi konsantre olacaksınız, yoksa buradaki yaşama mı adapte olmaya çalışacaksınız? Ama öğrenciyken bunu yapmak daha kolay. Hem derslere bir yandan bakarsınız, hem de yavaş yavaş buradaki hayata adapte olmak çok daha kolay. Bu yüzden yani buraya öğrenci vizesiyle üniversite okumaya ya da master yapmaya gelmek en akıllıcası ve en temiz yolu açıkçası. Çünkü sonunda garantili bir çalışma izni kazanımı var. Hem de adaptasyon süreci de çok daha hızlı oluyor. Bu ilk buraya geliş öğrenci vizesi, yani F1 vizesi veriyor Amerikan hükümeti. Burada herhangi bir okul size sizi kabul ettiği zaman öğrencisi olarak gidiyorsunuz Amerikan konsolosluğuna ve bu vize başvurusunu yapıyorsunuz ve çok büyük bir ihtimalle de bu F1 vizesini zaten okul sizi kabul ettiği için alıyorsunuz. Bu bakımdan da daha büyük bir kolaylığı var. Ve şöyle de düşünmeyin, benim işte gelir seviyem burada bir okula gitmeyi karşılayamaz diye düşünmeyin. Çünkü birçok okul, eğer başarılı bir öğrenciyseniz, gerçekten çok güzel burs imkanları da var. Burslu olarak cebinizden çok da para çıkmayarak buraya gelip burslu bir şekilde okuyabilirsiniz okulunuzu. Ondan sonra da okul bittikten sonra çalışma vizenizi alıp buradaki Silikon Vadisi'ndeki şirketlere başvurabilirsiniz. Bence en temiz yolu bu, daha önce söylediğim gibi. İkinci yolu, Türkiye'de zaten bayağı meşhur bir yol ama çok da garantisi yok. Biliyorsunuz Amerikan hükümeti her sene bir yeşil kart çekilişi yapıyor.
Sanırım her sene Ekim ve Kasım aylarında buna başvurulabiliyor. Bir aylık bir başvuru süreci var. Ondan sonra da önümüzdeki senenin Mayıs ayında kazananları açıklıyorlar. Tabii yani bu tamamen şans, lotarya, bir çekiliş. O yüzden bunun hiçbir garantisi yok. Bunu zaten her sene bence yani Amerika'ya gitmeyi düşünmüyorsanız bile yapın. Yani cebinizde bulunsun, yarın öbür gün çıkar. Başvurduğunuzda aklınızda olmasa bile belki o çıktığı zaman Amerika'ya gitmeyi planlayabilirsiniz. Yani bu zaten her sene başvurmanız gereken bir şey. Yani o yüzden hiçbir zaman umutsuzluğa kapılıp buna başvurmamayı aklınızdan geçirmeyin. Bulunsun diye her sene başvurmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi ama düşük bir ihtimal. Çünkü on binlerce hatta yüz binlerce kişi başvuruyor. Ama senede işte tam olarak rakamını bilmiyorum ama 30 bin kişiye ne çıkıyor bütün dünyada. O yüzden yani böyle %1'in altında bir çıkma olasılığı var. Ama yine de denemeye değer. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok bu çekilişe başvurarak. Onun dışında üçüncü yol Silikon Vadisi'ne gelmenin ya da genel olarak Amerika'ya gelmenin, direkt Türkiye'deyken buradaki yani Silikon Vadisi'ndeki ya da Amerika'daki bir şirketle bir şekilde kontak kurup onların size çalışma izni sponsor olmasını sağlamak. Yani bu açıkçası çok kolay değil. Çünkü özellikle yani buradaki bir şirket sizin ne Türkiye'deki okuduğunuz okulları biliyor, ne sizin çalıştığınız şirketleri biliyor. O yüzden onları Türkiye'den direkt olarak sizi işe almaya ikna etmeniz biraz zor. Ama imkansız mı? Kesinlikle değil. Özellikle başarılı biriyseniz, dersleriniz iyiyse, işte çok iyi iş tecrübeniz varsa, özellikle Silikon Vadisi'nde bir yazılımcıysanız, Türkiye'de yaptığınız, üzerine çalıştığınız uygulamalar, web uygulamaları, mobil uygulamalar, yani bir şekilde buradaki şirketleri bu geçmişte yaptığınız tecrübelerinizle ikna edebilirsiniz sizi buraya getirmeleri için. Tabii bu H1B vizesi olarak geçiyor bu çalışma izni. Yine bir başvuru süreci var. Şirketlerin birkaç bin dolar para harcaması lazım. O yüzden yani çok tercih etmiyorlar ama dediğim gibi imkansız da değil. Peki işinizi kolaylaştırmak için ne yapabilirsiniz? Şu anda Silikon Vadisi'nde bayağı büyüyen bir Türk komünitesi var. Yani bayağı bir Türk var burada. Eğer Türklerle iletişime geçip burada çalışan, hatta burada kendi şirketini kuran Türklerle iletişime geçerseniz, onların sizi Türkiye'den buraya getirmesi çok daha büyük bir olasılık. Buradaki herhangi bir Amerikalı şirketin sizi getirmesinden. Çünkü buradaki bir Türk sizin Türkiye'de okuduğunuz okulları biliyor. İyi bir okuldaysanız o yani iyi bir referans sizin için. Sizin Türkiye'de ne gibi şirketlerde çalıştığınızı biliyor. O yüzden sizi tanıması ve bu riski alması daha büyük bir olasılık. Ve tabii şunu da bahsetmek istiyorum. Diyelim ki Amerika'dan bir şirket buldunuz ve Türkiye'den sizi buraya H1B vizesiyle getirmek istiyor. Yine bunun garantisi yok. Çünkü şöyle bir sıkıntısı var H1B vizesinin. Her sene 60 binlik bir kotası var H1B vizesinin. Yani toplam bütün Amerika genelinde toplamda sadece Amerikan hükümeti 60 bin kişiye veriyor her sene bu vizeyi. Ve geçtiğimiz sene biraz yani istatistiki bilgi vermek için söylüyorum bunu. Tam 180 bin kişi başvurmuş. Şimdi 60 bin kişilik bir kota var. 180 bin kişi başvuruyor. Bu durumda Amerikan hükümeti ne yapıyor? Yine bir lotarya yapıyor. Bu 180 bin başvurudan 60 bin kişiyi çekiliş yoluyla seçiyor. Yani şansınız yine çekilişe kalıyor. Ve 180 bin kişilik başvuru, 60 bin kişilik kota var. Yani yaklaşık 3'te 1 şansınız var. Yani burada bir şirket buldunuz. Sizi almak istiyor ve sizi buradaki şirkete getirmek için elinden geleni yapacak. Yine de bu çekiliş olduğu için ve 1 bölü 3 şansınız olduğu için yine garantisi yok. O yüzden bu da özellikle geçtiğimiz senelerde iyice zorlaşan bir metod olmaya başladı. Ama diyelim ki işte öğrenci vizesiyle geldiniz, o 3 senelik otomatik çalışma vizesini aldınız. O 3 sene diyelim ki o 3 senelik çalışma vizesi boyunca da bir şirkette işe başladınız. O şirket her sene 3 sene boyunca çıkana kadar H1B vizesine başvurabilir. O yüzden yine dediğim gibi öğrenci olarak gelmenin çok 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 daha büyük bir avantajı var. Burada gerçekten kalıcı olmak istiyorsanız. Ama yine de umutsuzluğa kapılmayın. Benim size tavsiyem LinkedIn'i çok kullanın. Buradan Silikon Vadisi'ndeki özellikle Türklerle iletişime geçin. Özellikle buradaki şirketlerde çalışan üst seviyelerdeki Türklerle ve kendi şirketini başlatmış Türklerle kontağa geçin. Onlar her zaman yeni yeteneklere açık oluyorlar. Kendinizi tanıtın, bunlarla kontak kurun ve bir şekilde hiç belli olmaz. Sizi buraya getirmek isteyebilirler. H1B vizenize sponsor olmak isteyebilirler.
O yüzden bu kapıyı kesinlikle kapatmayın ve umutsuzluğa kapılmayın diye tavsiye ediyorum ben. Evet, bahsetmek istediğim metodlardan bir tanesi de şu. Eğer tabii bu biraz kenarda paranız olması gerekiyor bunu yapabilmek için. Amerikan hükümetinin şöyle bir vizesi de var. Yatırımcı vizesi. Eğer diyorsanız ki benim kenarda şu kadar bir param var ve ben Amerika'da yatırım yapmak istiyorum, kendi şirketimi başlatmak istiyorum ve istihdam sağlamak istiyorum. Amerikan hükümetine diyorsunuz ki işte böyle bir planım var. Amerikan hükümeti diyor ki tamam diyor, ben sana yatırımcı vizesi verebilirim diyor. Bu vizenin adı E2 vizesi. Tabii bunun için en az yaklaşık kenarda bir 100 bin dolar gibi bir paranız olması lazım. Yapacağınız işe de bakıyor bu. Yani Amerikan hükümetini ikna edebilirseniz ki buraya gelip en az bir 10-15 kişilik yeni istihdam, yeni iş yaratabileceğinizi Amerikan hükümetine ikna edebilirseniz bu vizeyi alabiliyorsunuz. Ama mesela özellikle Silikon Vadisi'ne gelmek isteyen arkadaşlar, yazılımcı arkadaşlarım bazen çok güzel fikirleriniz oluyor. Buraya gelip kendi şirketinizi kurabiliyorsunuz. Hem buradan bir yatırım alıp, yani kendi cebinizde bir 100 bin, 200 bin dolarınız yoksa bile buraya gelip, önce mesela bir turist vizesiyle gelip buradaki insanları tanıyıp güzel bir başlangıç yaptıysanız bir fikrinizde, burada bir yatırım alıp ondan sonra bu şirketi kurup ondan sonra bu vizeye başvurabilirsiniz. Yani bu da imkansız bir yol değil eğer hemen hali hazırda bir 100-200 bin dolarınız yoksa. Bu da bayağı bir duydum, bunu yapan var. Özellikle yazılım sektöründe çok oluyor bu. Çünkü fikirlerinizi gerçekleştirmek daha kolay. Bir şirket kurmak çok daha kolay. Bu metodu kovalayabilirsiniz. Yani bu da dediğim gibi imkansız bir şey değil. Özellikle böyle aklına koymuş, kendi şirketini kuracak olan arkadaşlar bu metodu mutlaka deneyebilirler. Son olarak bahsedeceğim metot, bu çok aslında çok Türkiye'de bilinen bir metot değil. Ama bu şekilde buraya gelen bayağı bir Türk tanıyorum. Yani garantili bir yol. Bunu bilmeyen arkadaşlarım bence bayağı bir ilgisini çekecektir diye umuyorum. Şimdi Amerikan hükümetinin L1 diye de bir vizesi var. Bu şirketler arası transfer vizesi. Yani diyelim ki Silikon Vadisi merkezli bir şirket var ve diyelim ki bu şirketin Türkiye'de bir ofisi var ya da Avrupa'da başka bir ofisi var. Eğer siz bu ofislerden birinde çalışmaya başladıysanız ve ileride bu şirketi Silikon Vadisi'ndeki merkeze sizi transfer etmesini ikna edebiliyorsanız, bu L1 vizesiyle çok basit bir şekilde buraya transfer olabiliyorsunuz ve bu çok daha kolay, alması çok daha kolay bir vize. Çünkü zaten hali hazırda bu şirketlerden birinde, farklı ülkedeki bir ofisinde işiniz var. O yüzden Amerikan hükümeti çok da problem çıkartmıyor. Böyle bir kotası falan gibi bir şey yok. Eğer bu diyelim ki Türkiye'deki, mesela diyelim ki Google'ın Türkiye ofisinde çalışıyorsunuz ve sizi seviyorlar. Dediler ki işte seni Google'ın ana merkezine, Silikon Vadisi'ndeki ana merkezine transfer edelim. Eğer bunu oradaki müdürlerinize ikna ettirebiliyorsanız bu transfer vizesini almak çok çok kolay. Şimdi şöyle de bir şey var. Silikon Vadisi'ndeki çok büyük şirketlerin İrlanda'da çok büyük ofisleri var. Google, Facebook, LinkedIn gibi Silikon Vadisi'ndeki en büyük şirketlerin Amerika dışındaki en büyük ofisleri İrlanda'da kurulmuş vaziyette şu anda. Yani Avrupa bölgesine bakmak istedikleri zaman ofislerini çeşitli vergi kolaylıklarından dolayı İrlanda'da açıyorlar. O yüzden İrlanda'da bu büyük şirketlerin çok büyük ofisleri var. Ve bu İrlanda'daki ofisler Türkiye'den çok fazla Türk çalışan alıyorlar. Yani burada Türkiye'deyseniz mesela Google'ın Silikon Vadisi'ndeki ofisine başvurup buraya gelmeniz çok çok zor. Yani bayağı zor. Ama Google'ın İrlanda'daki ofisine Türkiye'den başvurduysanız, eğer iyiyseniz yaptığınız işte ve geçmişiniz iyiyse, sizin İrlanda'daki ofise girmeniz çok çok daha kolay. Ve İrlanda'daki ofise girdiğiniz zaman, ben buradan İrlanda'dan buraya transfer olmuş çok insan tanıyorum. L1 vizesiyle Google, Facebook, LinkedIn, artık hangi şirkette, hangi şirketin İrlanda ofisinde çalışıyorsanız sizin oradan buraya transfer olmanız çok daha kolay. Dediğim gibi ben burada onlarca buraya İrlanda'dan transfer olmuş Türk tanıyorum. O yüzden yani bu da aklınızda bulunsun. Bu şirketlerin, Silikon Vadisi'nde ilginizi çeken şirketlerin İrlanda'daki ofislerinde ne gibi açık pozisyonlar var? Buna internetten bakın ve bu pozisyonlara başvurun. Ve pozisyonlara da başvurmayla kalmayıp, dediğim gibi LinkedIn'den o ofislerde çalışan Türkleri bulun, onlarla kontağa geçin. Deyin ki bakın böyle açık bir pozisyon var, ben bu pozisyonla ilgileniyorum ve beni bu pozisyon için düşünmenizi istiyorum. Bunları açık açık
söyleyin ve bu işleri alma şansınız çok çok daha artar eğer böyle bir kişisel ilişki kurarsanız internet üzerinden orada çalışan Türklerle. Ve çok da çekinmeyin yani her gördüğünüz Türk'ü yazın. Yani kaybedecek hiçbir şeyiniz yok açıkçası. Yani en kötü şey ne olur? Cevap yazmaz. Size etkileyen hiçbir şey yok. O yüzden yani bu şirketlerde çalışan Türkleri LinkedIn'den bulun. İşte nereden buluyorsanız bulun. Bunları yazın. Deyin ki ben bu pozisyonla ilgileniyorum. Bu şirkette çalışmak istiyorum. Sizin şirketinizde çalışmak istiyorum. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz diye sorun. Ve mesaj yağdırın yani. Dediğim gibi kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. En kötü şey cevap yazmaz. Olur biter. Size hiçbir negatif etkisi yok. Evet, kendimce Burak Karataş'ın sorusunu cevaplamaya çalıştım. Vizesel bakımdan Amerika'ya özellikle Silikon Vadisi'ne bu 5 yöntemle gelebilirsiniz. Sizin için hangisi uygunsa ona yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. Evet, böylece ilk soru cevap videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bana sıkça gelen bir soruydu. O yüzden bayağı bir vakit harcamaya çalıştım bu soru için. Bundan sonra da sizlerden bol bol soruları bekliyorum. Dediğim gibi artık bu soru cevap videolarını haftada en az 1-2 kere çekmeye çalışacağım. Ve sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.